Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum Roma'da. Anladığım kadarıyla çoğumuz şu anda İngiltere'deyiz ama başka ülkeler olan arkadaşlar da var. Zannediyorum İtalya kadar olması herkes evlerinde şu anda. Evlerinde olmak mecburiyetinde bu hususi durumdan dolayı. Evet, bu akşam neler yapacağımıza dair ben kısa isterseniz bir sunum hazırladım. Ona bir göz gezdirerek başlayalım. Başlık olarak aslında Hristiyan mezhepler, cemaatler, organizasyon dendi ama daha çok bu akşam mezhep üzerine duracağız. Bir de hani her zaman için bir iş yapmaya başlarken sınırlarımızı belli etmemiz gerekiyor malumunuz. Bu gerçekten çok derin bir konu, geniş bir konu, derin ve geniş bir konu. Yani buna bir sene bile ayırmak çok mümkün, daha fazlası ayrılabilir. Fakat biz Hristiyan mezhepler üzerine duracağız. Kiliseler diye ayırdım. Neden ayırdım? Onu da bir ayrımına gideyim. İsterseniz ilk önce başlıklarımızı görelim, sonra o ayrımı yapayım. Hangi hepsini tek tek incelemeyeceğiz, o da açıklamasını yapayım. Her şeyden önce Katolik Kilisesi. Ben hani Roma'da olduğu için ve uzmanlık alanım olduğu için aklınıza gelebilir. Sadece o değil. Çünkü diğerleri anlama adına da Katolik Kilisesi'ni başta anlamamız çok önemli. Çünkü diğerleri tarihsel sırayla aslında her biri kendisinin yeniden kurguladığı bir tarihi olsa da tarihsel sırayla aslında önce Katolik Kilisesi'nden ayrışmayla başlıyor. Ortodoks kiliseleri göreceğiz. Anglikan kilisesi özellikle İngiltere'de Büyük Britanya'da yaşayanlar için daha enteresan geleceğini düşündüm. Ona biraz daha bakacağız. Bazı protestan kiliseleri ismiyle ve küçük bazı özellikleri anacağım. Ve ana akım kabul edilmeyen kiliseler diye bazı kiliselerimiz var. Onlara biraz değineceğiz. Şimdi ben tekrar geriye gidip neden mezhepler yerine kiliseler demeyi tercih ettim? Şimdi buradaki aslında bakış açımızı yenileyelim. Elbette ki Hristiyanlıkla ilgili, efendim işte başka dinlerle ilgili, başka sunumlarda dinlemiş olabilirsiniz, başka kaynakta okumuş olabilirsiniz. Bilgiler her yerde var. Ben bakış açımı ilk önce tespit edeyim. Bakış açım şu: arka planda objektif olmaya gayret ve din sosyolojisi bizim ışık tutan tarafımız. Yani Hristiyan inancı çerçevesinde bir araya gelmiş insanları oluşturduğu grupları incelemeye çalışıyoruz. Fakat diğer taraftan da benim uzun süredir bu Hristiyan mezhepler, Hristiyan kiliseler mensup olan insanlarla bir hukukum var. Sizin içlerinizde de çok var onlara hukuku olanlar, tahmin ediyorum. Bazen de bazı bireysel tecrübeler ve deneyimler, anekdotlara başvurmayı yeğliyorum ki konuyu hani sadece her yerde bulabileceğimiz malumatlarla sınırlandırmayalım. Çünkü onları gerçekten bulabilirsiniz. Biraz da yaşanmış örneklerle işi zenginleştirmeye çalışalım istiyorum. Mezhep kelimesine neden ben bir şart düşüyorum? Çünkü bazen hani bu dinler arası diyalogda özellikle Müslümanlar, Hristiyanlar bir araya geldiğinde çok karşılaştığımız bir konu. Bir kelime kullanıyorlar Müslümanlar, Hristiyanlar da başka bir kelime kullanıyor. Aynı kelime bazen kullanıldığında o kelime her iki dinin kültür coğrafyasında, zihin atlasında aynı şeyi karşılamayabiliyor. Daha önce belki katılanlar oldu başka seminerlere. Özellikle ben bu prophet, İtalyanca'da la profeta kelimesi üzerine veriyorum. Yani Müslümanlar ve Hristiyanlar her zaman aynı şeyi algılamıyorlar. Peygamber kelimesi Batı dillerinde işte prophet falan yazıyor. Aynısıdır dediğimizde Hristiyanlarla oturup kalktığımızda, onların kitaplarına baktığımızda, onların kaynaklarına baktığımızda Müslümanların Rasul ve Nebi'den anladığıyla, yani peygamber Farsça bir kelime, Türkçe öyle geçmiş ama hani daha terminolojiye bağlı kalırsak aynı şeyi karşılamadığını görüyoruz Hristiyanlarda. Bu konu ayrı bir konu. Ona ayrıca girmeyeceğim. Bugün konumuz değil. Ayrıca biz mezhep dediğinde hangi mezhepler var? İşte bizde böyle bir tek mezhepler var. İslamiyet'e mezhebe verdiğimiz mananın orada da aynı manayı karşıladığını, yani bizdeki ayrımların oradaki ayrımlara tekabül ettiğini düşünürsek o zaman bir yanılgı içerisinde düşmüş olabiliriz. Çünkü neden? İslamiyet'te bahsettiğimiz mezhepler arasındaki, yani özellikle Sünni dünyanın bildiği mezhep ayrımlarındaki o küçük nüanslar değil bahsedeceğimiz ayrımlar. Gayet büyük, bazı uçurum tarzı, bazen birbirlerini tamamen yok sayacak şekli varmış.
ayrımlardan bahsediyoruz. O yüzden burada kiliseler demekte ben fayda mülahaza ediyorum. Şimdi çok kısa bir iki bilgiyle başlayalım. Bu bilgiler neler? Bunlar çok yeni bilgiler değil ama çok büyük değişime uğramadığını düşünüyorum. Şu anda dünya üzerinde Hristiyanların nüfusuna baktığımızda yaklaşık yarısının Katolik nüfus olduğunu, %36'sının, %36.7'sinin, %37'ye yakın Protestan dediğimiz kiliselere mensup olduğunu, %12 kadarının Ortodoks olduğunu, %1.3'ünün de diğer Hristiyanlar olduğunu, o diğer Hristiyanların ekserisi Ortodoks kiliseler dediğimde vardı. Kafamızda biraz mukayese olsun diye de yan tarafta şu ülkelerden bahsediyor ama ona da bakabiliriz. Hristiyanlar en çok nerede yaşıyor? Dünyada en çok Hristiyan'ın bulduğu ülke Birleşik Amerika. Sonrası da Brezilya geliyor, Meksika geliyor ve devam ediyor. Rusya geliyor dördüncü olarak da Ortodoks dünyada. Diğer taraftaysa gördüğümüz bu kadar Hristiyan'ın diğer dinlerle olan ilişkisine sayı olarak bakacak olursak Müslümanlar %21 iken Hristiyanlar dünyadaki din mensubu insanların %33'ünü oluşturuyorlar. Bunu niçin vermek istedim? Yani insanların oluşturduğu gruplardan bahsediyoruz. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bir kez daha büyük bir aile olduğumuzu, insanlık ailesi olduğumuzu hatırladığımız bir devirden geçiyoruz. Bu sayılar biraz zihnimizde olursa da incelediğimiz alanı biraz daha algılayabilmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, şimdi ben tekrar temel tanımlar üzerinden biraz gitmek istiyorum. Sonra tekrar kendi döneceğim. Şimdi temel tanımlarımız önemli. Çünkü Hristiyan dediğimiz vakit ne anlıyoruz? Çok kısaca bahsediyorum. Bunlar tabii uzun aslında tanımlar. Fakat ben biraz hani hepimizin daha rahat, hani çok daha heterojen bir grupla da şu anda muhatap olduğumu düşünerek de daha temelde ne anlıyoruz biz Hristiyan ve Hristiyan kiliselerden? Onları isterseniz alalım. Ben mezhebi de zaten o yüzden burada açtım aslında. Ama en başta söyledim ki burada bir kafa karışmasın diye başlıkta. Şimdi Hristiyan, İngilizce'deki Christian ve bütün diğer dinlere de çok benzer kelimeler kullanılıyor. Bazen Türkçe'de İsevi ya da Mesihi dendiğini duymuşsunuzdur. Mesihi daha doğru bir tabir Hristiyanları anlama adına. Burada Christos, Yunanca bir kelime Christos. Çünkü elimizdeki mevcut en eski, şimdi ben mesela bir tanesi elimde Türkçesini gösteriyor, bu Türkçe versiyonu. İncillerin ya da Yeni Ahit'in, yani dört İncil'in ya da Yeni Ahit diye kabul etmiş dört İncil ve daha sonra Pavlus'un mektupları ve de ekstradan bazı havarilere ait risaleler içerisinde var. Bu Yeni Ahit dediğimiz, yani New Testament dediğimiz kısmı, ikinci kısmı Bible'ın elimizdeki bütün metin olarak kanonik, yani şu son haline gelmiş şekilde en eski metin Koine dediğimiz 2000 yıl öncesinin Orta Doğu coğrafyasındaki yerel halkın kullandığı Yunanca ya da Grekçe, nasıl derseniz Grekçe belki daha doğru bir ifade. Şimdi ondan dolayı da orada Christos kelimesini görüyoruz. Christos, Meşia. Semitik dillerdeki Mesih kelimesini karşılayan kelimenin tercüme edilmiş şekliyle bu şekilde Yeni Ahit'e girmiş. Her kim Mesih'in takipçisi ise onlara Hristiyan ismi veriliyor. Bunu ilk defa kaynaklarda Antakya'da ifade edildiğine dair de bilgimiz var. Kilise nedir? Şimdi biz dedik ki ben kiliseden bahsetmek istiyorum. Mezheplerden değil. Şimdi o yüzden açtım zaten. Church bazen diyoruz, bazen denomination diyoruz, bazen ecclesial community diyoruz. Bunların farklı versiyonları var. Ama kiliseye dönelim. Kilise Türkçe kelime bize yardım ediyor. Church mesela şu anda anlatacağım şeyde biraz daha bize az yardımcı. Çünkü gene Yunanca bir kelime var. Ecclesia. Ecclesia bir araya gelmiş insanlar. Komünite demek. Yani kilise bu sokağa çıktığınızda bulunduğunuz şehirde batılı yaşayan insanlar için gördüğünüz o işte uzun bir kulesi olan, sivri bazen bir kubbesi olan ya da işte Bizans tarzı, Roma, Doğu Roma tarzıysa işte yarım küre kubbesi olan binalardan bahsetmiyoruz. Onun asıl kökeninde o binaların yapılma sebebi olan, yani insanların bir araya gelmesi eklesiya. Ki zaten bugün gene isterseniz güncele varacağız. Bugün işte yine koronavirüsün ortaya çıkardığı sorunlardan birisi de
din özgürlüğü alanında biliyorsunuz. Gerek nasıl Müslümanlar cuma namazı kılmıyorsa, işte Hicaz'a gidemiyorlarsa, aynı şekilde Hristiyanlar özellikle şu anda Paskalya Bayramı'nı kapsayan kutsal haftaya bugün girdik biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür belki bugün meşhur Palm Sunday bugün. Hazreti İsa'nın Kudüs'e dönüşü, Muzafferane dönüşü, onun orada o şeylerle palmiye ağaçlarıyla karşılanması ve bugün birçok kilisede malumunuz zeytin dalları dağıtılması gerekiyordu ibadet edenlere. Fakat ibadetler gerçekleşemedi. Çok mahdut olarak bazı rahipler 2-3 kişi bir araya gelip online olarak yansıttılar. Papa da buna dahil. Buradan Roma'dan biliyorsunuz. Aslında devasa törenlerin yapıldığı törenlerden birisi. İşte o binalara insanların toplanması amacıyla yapılmış binalar onlar. Aslında asıl iş insanların toplanmış olması, bir araya gelmesi. İşte Hazreti İsa ve havarilerin önümüzdeki perşembe yeniden anılacak biliyorsunuz. İşte o kutsal perşembe, İngilizce'de Monday Thursday denilen, Almanca'da Grüner Donnerstag, yeşil perşembe denilen, İtalya'da kutsal perşembe, Giovedì Santo denilen gün. Hazreti İsa ve havariler nasıl bir araya geldiyse, o bir araya gelme keyfiyeti, toplanma keyfiyeti, onun andıkları bir hatıra, bunun üzerine bina ediyorlar. Şimdi burada da o yüzden Hristiyan ve kilise, yani Hristiyan kiliseler, Hazreti İsa'nın ve Hazreti İsa Mesih'in takipçilerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş gruplaşmalar. Şimdi bunu böyle net ortaya koymak istiyorum ki daha basit olacak o zaman ne anlamaya çalıştığımız. Bazen buna church deniyor, bazen denomination, İngilizce duyuyorsunuz. Katolik kilisesinin bunun altını çizmek istiyorum. Diğerleri kendisinin ayrılmış olduğu için, en sona ekümenik diyalogla ilgili bir kısa bir açıklama yapmaya çalışacağım. Bunların gerçekte hakiki anlamda bir church, kilise, teknik anlamda kilise, biraz önce konuştuğum anlamıyla kabul edilemeyeceğini, bu yüzden ecclesial community, yani kilisesel, kilisevari bir cemaat olarak anlaşılması gerektiğini, o yüzden tırnak içerisine koydum. Bu da Katolik kilisesinin bir tanımıdır. Aklımızda bulunsun. Normalde Hristiyanlar arasında diyalogda çok tercih edilen bir ifade değil. Şimdi bunları, bu şeyleri anlamadan önce, incelemeden önce çok temel bazı şeylere gelelim. Ortak inanç esaslarına gelelim. Bu inceleyeceğimiz grupların üzerine anlaştığı bazı konular var. Her şeyce monoteizm. Bunu lütfen empati kurmanızı %100 beklemiyorum. Şu anda yapmaya çalıştığım şey şu. Muhatabımız olan, tanımaya çalıştığımız farklı bir din var. O dinin mensuplarını kendini nasıl tanımladı? Hristiyanlar, bu Hristiyan kiliselerin mensupları olan faithful, işte credenti, inananlar, kendini monoteist, tek bir tanrıya inanan insanlar olarak tanımıyorlar. Ve bu monoteizmlerin ise Trinity, testis çerçevesinde anlaşılması gerektiğini düşünüyorlar. Dediğim gibi konumuz o olmadığı için girmiyorum, çünkü ayrı bir konu, derin bir teoloji konusu. Fakat bunu bilgi olarak söylemek istiyorum şu anda. Onun dışında Hazreti İsa'nın tabiatıyla, yani Jesus Christ, ona da bir alan var zaten, Kristoloji. Hazreti İsa'nın tabiatının da ilk ekümenik konsüller, yani bu İznik ve Kadıköy konsülleri, ki önemli bir konsülleri analım. Çünkü İznik ve Kadıköy konsülleri biraz sonra göreceğimiz Hristiyan grupların hemen hemen çoğunun kabul ettiği, üzerinde ittifak halinde bulunduğu ve inanç amentülerinin inanç esaslarının şekillendiği yerler. Burada da Hazreti İsa'nın ne insan ne de Tanrı, ama tabiat olarak hem insan ve hem Tanrı. Tanrı olduğu kadar insan, insan olduğu kadar Tanrı şeklinde bir formülü kabul ediyorlar. Bu konuda aralarında bir mutabakat var. Gerçi bazı gruplarda ayrışmalar var. Onlarla çok girmeyeceğim. Çünkü ben biraz ana hatları size verip zaten ondan sonra küçük gruplara işaret ederken ana gruplardan ayrılmış olduğunu göreceksiniz. Tarihinde incelerseniz o biraz daha bizim için kolay olacak diye düşünüyorum. Ve bunun yanında da mutlaka yeniden dirilme. Şu an Paskalya bayramı zaten bunu hatırlatan bir bayram. Öldükten sonra yeniden dirilme ve ahiret inancı. Bu dünyadan sonra sonsuz bir hayatın olduğu, ona dair olan bir inanç. Şimdi ilk baştan Roma'dayız. Evet, burayı getirdik. Şimdi gelelim Roma.
merkezdeyiz madem. Katolik Kilisesi'nden başlayalım. Katolik Kilisesi, Katolik kelimesi gene Yunanca bir kelime. Gördüğünüz gibi her ne kadar belki hani Hristiyan çok Latince Roma'dan dolayı aklımıza geliyorsa da esasını anlamak için bu dinin Yunanca, Grekçe hakikaten müracaat ettiğimiz bir lisan. Çünkü dediğim gibi İncil'lerin şu andaki elimizdeki en eski versiyonu bu dille yazılmış olduğu için. Ve o dönemde de Helen kültürü çok ciddi Hristiyan inancının gelişmesini etkilediği için bunları mutlaka müracaat ediyoruz bu kökenlere. Katolikos, evrensel manasına göre bir evrensellik iddiası var. Şimdi bakalım neden evrensellik iddiası var? Şimdi Roma merkezli, Roma Hristiyanlık oluştuğunda, Hristiyanlık Hazreti İsa'dan sonra havariler Hazreti İsa'nın mesajını, yani Mesih geldi. Yahudilerin beklediği bir Mesih vardı biliyorsunuz. Hala bekliyor ama o devirde Hazreti İsa Mesih gelince Hristiyanlar ve Müslümanlar göre geldi. Bu gelen zatı havarileri duyurmaya çalıştı. Beş tane, bugün patriklik dediğimiz beş temel merkeze gittikleri rivayeti, geleneği hakim. Bunlar yani zaten birinci Kudüs, onu orası zaten neşet ettiği yer. Kudüs, Antakya, bugünkü işte İstanbul, o zamanki ismini Bizans, sonra Konstantin, Yeni Roma ve Konstantiniyye olacak. İskenderiye, Mısır'daki ve Roma. Şimdi Roma'ya kim geliyor? Hazreti İsa'nın ilk havarisi geliyor. Petrus, Şemun-i Safa diye İslam geleneğinde de geçen Simon ilk ismiyle. Buradaki Yahudilere Hazreti İsa'nın mesajını getiriyor. Buradaki Yahudilere Hazreti İsa'nın mesajını getirince, burası önemli, İşte burada ilk bir eklesiya da burada oluşuyor. Bir cemaat. Bu cemaatin başı kim oluyor? Petrus. Hazreti İsa ilk havarisi. Hazreti İsa yeryüzüne ayrılmadan kendisine yerine, yani halefi olarak vekil diye bıraktığı zat. Bu İncil'lerde de geçen ifadesi var Hazreti İsa'nın. Şimdi Hazreti İsa'nın işaret ettiği, bu benim yerime geçecek, bunun üzerine ben kilisemi inşa ediyorum, cemaatimi inşa ediyorum dediği zat buraya geldiği için, buradaki ilk oluşan cemaatin başı olduğu için, her kim bundan sonra Roma'daki bulunan Hristiyan cemaatin başına geçerse, o makamı devam ettirmiş oluyor. Bu özellikle Katolik Kilisesi üzerine oturduğu en önemli konu. Ve Petrus burada da inancını anlatırken Roma makamları tarafından öldürüldüğü, şehit edildiği için de buraya şu anda gördüğünüz, resimde gördüğünüz meşhur San Pietro kilisesinin bulunduğu yerin altında defnedilmiş. Makamı orada kendisi. Şimdi bu yüzden de hani papalık müessesesi, biz neden bütün dünyadaki Hristiyanların başıyız aslında ve evrensel mesajımız var diye sorulduğunda cevabı bu. Çünkü şu andaki papa Hazreti İsa'nın ilk işaret ettiği, yani benden sonra bu Hristiyanlığı başına geçecek dediği, bıraktığı, arkasından bıraktığı zatın buraya gelmesi ve buraya gelmesinden sonra da kim yerine geçmişse, işte bugün kim var? Pope Francis var, Papa Francesco var. İşte böyle bir silsile kabul ediliyor. Bu kabul eden silsileden dolayı da Katolik Kilisesi bu işin merkezinde olduğunu ifade ediyor. Evet, bunu Papa'nın en tepesinde olan bir hiyerarşi var Katolik Kilisesi dediğimizde. Hiyerarşi çok önemli çünkü papalık müessesesi en başta Bishop of Rome, Roman Episkoposu ve ondan sonra diğer episkoposlar dünyada. Arada bir kardinaller var. Kardinalleri burada çok zikretmeyeceğim çünkü idari bir makam. Ama zikredebiliriz. Dünya Kilisesi idaresi için o gördüğünüz filmlerde işte en son iki papa filmde görmüş olabilirsiniz. Melekler ve Şeytanlar da Angels and Demons'da görebilirsiniz. O kırmızı kıyafetler giymiş. Papa seçimi için Sistine Chapel'e kilitlenen zatlar da kilisenin, Katolik Kilisesi dünya çapındaki idaresi için olan idari makamlar verilmiş. Papa'nın yardımcısı insanlar. Ama kilisenin kendi manevi hiyerarşisine yer almayan insanlar. Bishop'lar var. Bishop'ların episkopos, onlarda rahipler var. Rahiplerin altında bir ara kategori, laik haklı, laik derken lay İngilizcesi biliyorsunuz. Ruhban sınıfı olmayan, yani clergy olmayan. Ondan sonra da bütün o halk var. Zaten yani gene lay kelimesi de
Yine Yunancadan geliyor. Halk demek. Laikos. Bu insanlarla beraber işte o vaftiz edilmiş insanlara oluşan bütün hepsiyle. Burada da kilisenin yeni bir tanımı var. İşte bu zaten 2. Vatikan Konsülü, Vatikan'ın şu andaki en son güncellenmiş doktrinleri. İşte bu Hazreti İsa'nın etrafında halelenmiş episkopos, özür diliyorum, havariler. O havarilerin temsilcileri, halefleri kabul edilen episkoposlar, başta Roma'nın başındaki baş episkopos papa, yani Bishop of Rome olmak üzere, onlar altında rahipler, altında bütün laik halk. Aklınıza, bu rahibeler nerede? Rahibeler de laik içerisinde kabul ediliyor. Çünkü Katolik Kilisesi de biraz sonra göreceğiz. Farklı da diğer Protestan kiliselerle falan en çok ayrışan yönlerinden birisi bu. Katolik Kilisesi'nde şu anda diğer kiliselerin attığı adımlar henüz atılmış değil. Yani bir kadın ruhban sınıfına hakkıyla tam olarak intisap edemiyor. Yani orada bir takdis mekanizması var. Ordination, ordinasyon diye geçer. Kadınlara bu hak tanınmıyor. Hayatlarını adıyorlar. Burada hepsinde bir adanmışlık var. Yani Katolik Kilisesi'nin ana unsuru olan episkoposlar, rahipler gibi, rahibeler de, keşişler de adanmış insanlar. Bu adanmışlıkları biz genelde 3 tane yeminleriyle biliyoruz. İşte itaat yemini, Allah'a itaat ve onun emirlerini vaaz eden üstlerine itaat. Bir taraftan tecerrüt, bütün evlilikle ilgili, cinsi şeylerle ilgili kendi hayatta tecerrüt etme, Allah yolunda kendini ver, tecrit etme, Allah yolunda kendini verme ve fakirlik. Bunları yapan insan Katolik Kilisesi asli unsurları kabul eden insandır. Şimdi Katolik Kilisesi'ni gene biraz daha anlamaya çalışalım. Şu anlamda Katolik Kilisesi'ni biz üçlü sac ayağında görüyoruz. Bunu ben hani birçok referansa dayandırabilirim ama çok önemli bir otorite bunu söylüyor. Şu anda bazı emekli, emeritus diye tabir edilen bir önceki papa, yani vefat etmedi bir önceki papa, biliyorsunuz alışılan geleneksel olarak tahammüllerde alıştığımız şekliyle farklı bir yol izledi. Papa Benedikt vefatını beklemedi, kendisinin vazifeyi bırakmak istediğini söyledi. Onun yaptığı bir tanım var. O şöyle tanımlamıştı Katolik Kilisesi'ni. Roma mirası, Yunan felsefesi ve İbrani geleneği. Bu üçüne, üçlü sacaya dayandığını ifade etmişti. Ben de onu buraya referansını yazmadım ama direkt aldım. Katolik Kilisesi anlamı adına bu üçü çok önemli. Yani bu tabii ki her biri ayrı bir inceleme alanı. Yani Papa'nın ve şu anda Katolik Kilisesi dünya çapı yönetiminde müthiş derece etkili olan şey Roma Devleti'dir. Papa'nın kullandığı halen bazı titirler, title'lar Roma İmparatorluğu'nun title'larıdır. Yunan felsefesi zaten haliyle, her yeriyle, yani Helen düşünce, İncil'lerin yazılmasındaki, İncil'leri yazan insanların etkilendiği eğitim, zaten dili onu kullanıyorlar. İbrani geleneği zaten en çok bildiğimiz yer. Hazreti İsa'nın bir Yahudi peygamber olması, Beni İsrail'e gelen bir peygamber olması, bütün havarilerin, yani Hazreti Meryem de Yahudi, bütün havarilerin, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya da etrafındaki bütün insanların bir Yahudi ortamı ve bütün havarilerin Yahudi olması. Bu anlamda İbrani geleneği çok önemli. Hristiyanlığın temelinde elbette. Şimdi bazı gruplara gelelim. Diğer mezheplerimize geçmeden. Bu gruplara çok yer ayırmayacaktım ama çok kısaca bu mezheplere, gruplara girmek istiyorum. Çünkü mutlaka İngiltere'de yaşayanlar da mesela etrafınızda Benediktenlerle, Dominikenlerle ilgili şeyler göreceksiniz. Çünkü bunlar reform öncesi gruplar. Cizitler hariç. Mesela ilk tarihi gruplar dediğim. Mesela bazen de şimdi ayrıca girmeyeceğim. Onların bir sürü ayrımlarımız var. Ne giyerler, hangi işte Benediktenler siyah kişinde geziyoruz diyelim ki Londra'da bir köprü var işte bilmem neden bu köprülerde Black Friars mesela, anlatabiliyor muyum? Ya diğerleri neden beyaz, bunlar niye siyah, Dominikenler niye bembeyaz giyiniyor? Bunlar tabii ayrıntı, hepsinin tarihsel kökeni olan şeyler. Ama hayatın içinde yani Black Friars diye bir yer görüyorsak, bir mahallemizde bir isim görüyorsak, bunun arkasında böyle bir arka plan var. Hepsi çünkü daha önce kiliseler ayrışmadan önce o gruplar orada hakimdi. Benediktenler ilk keşiş tarikatı, Kapadokya ve Mısır
manastır gelirin Avrupa'ya taşınması Saint Benedict. Ondan sonra diğerleri aslında ona benzeyerek ortaya çıktılar. Dominikenler var, Fransiskenler, Saint Francis Asizili. Geçen sene belki biraz Katolik, İslam, Müslüman ilişkilerini incelediyseniz, geçen sene Saint Francis'in Mısır Sultanı Kamil ile 1219'da 8 asır önce buluşması kutlandı. Çok gündeme geldi. Şu anki Papa'nın seçtiği isim gene Francis, 8 asır önceki bu zattan geliyor. Sonra Cizvitler var. Cizvit, Papa kendisi Cizvit. Oradan da bileceksiniz. Bazen de çok karşınıza çıkacak. Çünkü dünya çapında eğitim alanında çok ön planda olan bir tarikat olduğu için. Belki dinleyicilerden de İslam uzmanı Profesör Thomas Michel'in ismini duymuş olanlar vardır. Mesela Profesör Thomas Michel de gene Cizvit tarikatından bir insandır. Mesela ismini yazdığı zaman da Thomas Michel sonunda da bir S ve J harfleri koyar. Nedir bu? Society of Jesus, yani Cizvit tarikatı mensubu olduğunu ortaya koyar. Bu bahsettiğimiz gruplarda böyle kendi remizleri vardır ama ayrıca çağdaş gruplara birkaç tane girelim. Vaktimizi iyi kullanmaya çalışarak. Hepinizin mutlaka biraz Da Vinci filminden, kitabından duyduğu bir isim Opus Dei vardır. Diyalogla çok ilişkili olan arkadaşların Focolare hareketinden, Sant'Egidio'dan mutlaka haberleri olmuştur. Niye katekumenel gruplar var? Bunlara şimdi tek tek ayrıntıya girmeyeceğim. Belki sorularda ilginizi çeken varsa var. Bunlar 20. asırda Katolik Kilisesi'nin çağın şartlarına göre verdiği bir takım cevaplar diye nitelendirebiliriz. Çünkü her birinin kendi oluştuğu, çıktığı bir coğrafya. Opus Dei İspanya'dayken, Focolare Sant'Egidio İtalya'da kendi tarihsel kontekstleri var. O tarihsel, sosyo-kültürel kontekst ortaya çıkışları var. Bunların da altını çizmekte fayda görüyor. Evet. Şimdi Ortodoks kiliselere gelelim biraz. Ortodoks kiliseler önemli. Ortodoks kiliselerin böyle hızlıca bir tarihler koydum. Çünkü ilk ayrışma Ortodoks kiliselerle başlıyor. Mutlaka tanıyorsunuz resimdeki zatı. Kendisi Ekümenik Patrik Bartolomeos. Şimdi 1054'te ayrışıyorlar. Yani ondan önce bir şeyi var tabii ki. İlk aslında ayrışma çok eskiye dayanıyor. İmparator Konstantin'in 330 senesinde benim şu anda yaşadığım Roma'dan doğup büyüdüğüm ve çoğunuz da bildiği İstanbul şehrine başkenti taşıması. Neyin başkenti? Roma Devleti'nin başkenti taşımasını. Orada zaten dini idareyle siyasi idare arasında bir ayrışma başlamış. Sonra biraz işte bu tarih içerisinde, yüzyıllar içerisindeki gerginlikler bitmedi, devam etti. Sonra da 1054'te karşılıklı bir aforozlaşmayla bir ayrışma yaşandı. Buradaki kilise, Katolik kilisesi olarak kabul edilmeye başlandı. Öteki taraftaki İstanbul merkezi, halen İstanbul merkezde Kaygı Kilisesi, Ortodoks Kilisesi olarak anılıyor. Şimdi tarihleri tek tek izah etmeyeceğim ama sadece bir kelimeyle söyleyeyim. 1204'te 4. Haçlı Seferi'yle Latin Katolikler İstanbul işgal ettikten sonra Ortodoks kiliselerle Latin Katolik kilisesi arasındaki ilişkiler daha büyük bir gerilime yol açtı. Çünkü daha önce bir doktrinal ayrım varken artık bir yağmalama, bir saldırı oldu ve 1261'e kadar ellerinde tuttular İstanbul'u Latin Katolik, Latin Krallığı kurarak. Bundan dolayı ciddi bir ayrışma var. 1453'te Osmanlılara geçtikten sonra İstanbul hem batıdan yapılan teklifler, gelin biz size yardım edelim, isterseniz bize tekrar geri dönün, Katolik kilisesine katılın çağrısına cevap vermeyişi ve daha sonra da Osmanlı Devleti'nin kendi din-devlet ilişkilerinde Patrik hikayeyi Ortodoks toplumu daha rahat kontrol edebilmek için güçlü bir hale getirmesi, Ortodoks kiliselerin, Ortodoks kilisesinin yani Ekümenik Patrik yani merkezli Ortodoks kilisesinin, şimdi kiliselere geleceğim, daha az da güçlenmesine sebebiyet verdi. 1967'den beri ise farklı bir, 63-67 iki tane tarihe ve 67'yi söyledim. Farklı bir açılım var, ona en sona bırakmak istiyorum. Yani bu 1054'ten başlayan gerginlikler yaklaşık 1000 sene sonra yerli bir safhaya geldi Katolik Kilisesi aralarında. Ortodoksluk'ta bir hiyerarşi anladığımız şekilde yok. Bakın hemen Katolik Kilisesi'de farklı bir yere geldik.
Episkoposlar, patrikler var. Bu patrikler kendileri bulundukları memlekette ulusal Ortodoks kiliselerin başındalar. İşte Rus, Ukrayna, Sırp, Bulgar, Arnavut vesaire. Fakat bunların hepsinin arasında bir baş, eşitler arasında birinci. Burada Latince'ye dönüyoruz. Primus inter pares. Bu da ekümenik patrikhanenin başındaki ekümenik patrik Bartolomeus. Yani nedir? Bir tür yuvarlak masada, yuvarlak masa moderatörü gibi düşünün. Böyle bir hürmet görüyor kendisi. Ama patrik der kendi kendine. Burada bir Cesaropapizma mevzu var. Yani Weber'in çok işlediği bir kavram. Buradaki esprisi şu. Katolik kilisesi tarihi nedenlerden dolayı mutlaka siyasi iktidarla ayrışmayı tercih eden, otonom olmayı, hiçbir zaman için bir devletin sultası altına girmemeyi tercih eden bir yapısı varken halen de öyle. Vatikan devletinin ayrıca olması da bundan kaynaklanıyor. Ortodoks kiliselerin olduğu ülkelerde ise siyasi idareye rağm olma, içinde yer alma. Bu işte Doğu Roma dediğimiz, tırnak içerisinde tarihsel doğru olmayan bir kelime ama kulağımızı yerleri Bizans dediğimiz ama doğrusu Doğu Roma, Eastern Roman, Roman diye geçen. Orada yola sonra Osmanlı idaresi altında olması, şu anda Rusya'da olsun, işte Türkiye'de olsun bir devleti idaresi altında olup otonom bir yapısının olmaması, bu işte Cesaropapizma diye geçen bir sistem. Yani Sezar devlet var, onun altında yer alan bir kilise mekanizması. Daha yok ise çok uzun bir konu Ortodoks kiliseler. Ama ben birkaç şey söyleyeceğim çünkü bunlar bitmez ama günlük hayatta karşılaşırsınız, tanışırsınız mutlaka. Ermeniler var. Ermeniler Ortodoks genel söylüyoruz. Normalde o Ermenilerin kendi orijinal kullandığı bir isim var. Ermeni Havari, Armenian Apostolic Church diye söylüyorlar. Bunun için bir kelimeyle söyleyeceğim. Yani her birini tek tek söyleyemem, uzun sürebilir. Ama Hristiyan gruplarla muhatap olunduğunda akılda yer etmesi gereken bir şey şudur. Bir genel olarak bazen sosyolojinin, bazen Galati meşhur halkın söylediği, yani evet böyle geliyor, biz de böyle söyleyelim dediği ifadeler vardır ama bir de o insanların, o kilise mensuplarının kendilerine taktığı bir isim vardır. Mesela Ermeniler konusunda, Ermeniler kendi kiliselerine Armenian Apostolic, Havarisel Kilise diyorlar. Bunu tercih ediyorlar ama baktığınız vakit dışarıdan kendilerine, Türkiye'de de başka yerde Gregorian, mesela Ermeni Ortodoks Kilisesi'ne Ermeni Katolik Kilisesi ayırmak için Gregorian. Kimdir Gregor? Krikor. Kilisenin kurucusu. Zaten bunu da söylemekte çok önemli bilgi olarak görüyorum. Bütün dünyada ilk müesses kilise, yani bir organizasyon olarak Roma'daki kilise değildir. O zaman episkoposa devam edince müesses hale ilk gelen bir kilise kabul edilen kilise Ermeni Kilisesidir. Doğu Anadolu'da kurulmuştur. 301 tarihi. İşte o bir kilise Kıptilerin Egyptian, yani Egypt kelimesiyle, bakın çok benziyor, aynı kelime zaten. Kıptilerin var. O da ayrı bir yön. Ekümenik patrikhane alakası olan bir kilise değil, başka bir kilise. Süryaniler var, Etiyopya var. Hindistan'da bazı Ortodokslar var. Bunları tek tek şimdi girmeyeceğim. Özellikle Süryani ve Süryanilik etrafındaki Keldani kilisesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum ki önemli. Halen Suriye'de, Irak'ta ve dahi Türkiye'de mensupları olan bir kilisedir bu. Bu insanların ibadet dili çoğu kez Arapçalaşmışsa da en temel liturjik temel metinlerinde halen Aramice kullanmalı. Aramice de biliyorsunuz Hazreti İsa'nın ana dildir. Yani Hazreti İsa'nın ana dilinde ibadet eder. Aralarında da hala bu dili konuşan insanlardır, Süryaniler. Ama şimdi burada mesela Etiyopya Hristiyanları, Kıpti Hristiyan gittiğinizde uzun yüzyıllardır İslamiyet'le iç içe yaşamalarından da kaynaklanabilir. Bazı ibadet şekillerinde benzerlikler görebilirsiniz. Ya da şöyle düşünebilir. Orta Doğu'da zaten Hristiyan ibadet şekli böyleydi. Onu muhafaza ettiler diye düşünebilirsiniz. Secdeleri görebilirsiniz. Ayakkabı çıkararak kiliselere girmeyi görebilirsiniz. Evet, bunu burada bırakalım. Şimdi asıl, yani madem çoğunluk dinleyici arkadaşlar İngiltere'deler, daha doğrusu Great Britain'dalar. Yani orada olduğu için biraz oradaki önemli kiliseye dönelim isterseniz. Anglikan Kilisesi. Anglikan Kilisesi
Bazen bunu Church of England diye. Church of England hepsini kapsamıyor. Anglikan Komünyon'un içerisinde bir kilise. Biliyorsunuz çünkü Church of England, İngiltere sınırları içerisindeki ismi. Edinburgh'a gittiniz mi, orada ismi birdenbire Church of Scotland oluyor. Herkese trene binip ülkenin batısına da giderseniz orada Church of Wales oluyor, Galler Kilisesi oluyor. Bu işte biraz Anglikan Kilisesi'nin milli kimlikte olan bu arasındaki ilişki. Şimdi aslında burada biraz siyasi bir biliyorsunuz problem var. 8. Henry, 1500'lere gidiyoruz. Boşanmak istiyor. Bu hikayeyi zaten hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz ama bir kelime söylemek lazım. Normalde de Katolik Kilisede boşanmak bildiğiniz üzere haram. Halen haram. Yani şu anda dini olarak birisi Katolikken boşanamaz. Boşandığı vakit Katolik Kilisesi hukukunda o evliliğin aslında hiç olmadığını, hiçbir zaman vuku bulmadığını, kamil bir evlilik olmadığı kabul ederek bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Şimdi 8. Henry'de boşanma izni Papa'dan gelmeyince bir sürü başka tabii siyasal nedenler var. Zaten çok ciddi protestanlık etkisi oraya da varmış durumda. Ve bir ayrılma yaşanıyor. Şimdi Papa'nın yerine Papa o idarenin başındaydı ya, kilisenin idaresinin başında, manevi olarak başında. Bunun yerine monark geliyor. O zamanki işte kralsa, daha sonra kraliçe. Ve bugüne geldiğimizde mesela görüyorsunuz resimde Her Majesty Queen Elizabeth II var. Kendisi evet İngiltere'nin devlet başkanıdır. Evet Commonwealth başındadır. Commonwealth'daki bazı ülkelerin de devlet başkanıdır işte Kanada gibi, Avustralya gibi. Ama kendisi aynı zamanda Supreme Governor of the Church of England'dır mesela. Bunu da söylemekte fayda var. Yanındaki şahıssa, yani arkasındaki eşinden bahsetmiyorum, yanındaki ruhban kıyafetindeki şahıssa biliyorsunuz Archbishop of Canterbury Welby şu andaki. O da onun tensibiyle, onayıyla kilisenin dini işlerine bakan insandır. Ama burada ne var tabii ki? Kraliçe üstte, Archbishop Canterbury onun altında. Böyle bir yapı var. Tabii ki dini olarak formasyonu alan ve o konuda yetişmiş olan kişi Archbishop Canterbury. Fakat kilise böyle Roma'dan ayrıldıktan sonra bu yapıyı tercih edince böyle kaldı. Yapı, organizasyon ve inanç doktrininde kilise çok yakın Katolik Kilisesi'ne. O yüzden başta onu uzun uzun anlattım. Çok büyük ayrışımı oldu. Hatta bazı konularda baktığımız vakit Katolik Kilisesi'nin attığı bazı adımları Anglikan Kilisesi atmadığını görüyoruz. Anglikan Kilisesi İngiltere, Open Society, demokratik kültür vesaire attığı başka adımlar var. Ama bazı konularda daha geleneksel kalmayı tercih ettiğini de görüyoruz. Yani şöyle bir karbon kağıdı gibi değil. Katolik Kilisesi daha eski, hep Anglikan Kilisesi gerisinden geldi. Anglikan Kilisesi daha progresifti. Hayır. Bazı Anglikan Kilisesi liturjide, bazı ibadetlerde kullanan ritüellerde Katolik Kilisesi'nin tırnak içerisinde açtığı, geride bıraktığı konulara daha sıkı bağlı olduğunu görüyoruz. Bunu da söylemekte fayda var. İngiltere'de ne anlama geliyor Anglikan Kilisesi? Çok anlama geliyor. UK, United Kingdom'da yani bu ifadeyi böyle kullanmak çok istemezdim ama kullanayım biraz açık olmak için. The religion of the establishment, yani müesses nizamın dini, çok içini dışlı olduğunu görüyorsunuz. Bugün yani Oxford ve Cambridge Üniversitesi'ne gitmeniz yeter bunu anlamak adına. Oradaki üniversitelerin oluşma şekli, daha önce papalık kurduğu için o üniversiteleri biliyoruz. Papalıktan bu kilisenin yapısına geçince bütün üniversitelerdeki kolejlerin sistemin nasıl değiştiğini, oradaki işte akşam dualarından talebelerin hayatına kadar nasıl tesir ettiğini görebilirsiniz. Buradaki Lambeth Palace ismi kulağınıza mutlaka geldi, çoğunuz biliyorsunuz. Archbishop of Canterbury'nin olduğu yer. Neden söylüyorum bunu? Yani İngiltere'nin siyaset hayatına, sosyal hayatına baktığınızda, yani Lambeth Palace nerede geçiyor, neler yapıyor, hangi açıklamalarda bulunuyor, basın onu nasıl kullanıyor bir şey ifade ederken anlamanıza da bir anahtar kelime olarak koydum. Diğer dinlerin nereye oturduğunu bir yere koyup Lambeth Palace geçtiğinde, Anglikan Kilisesi geçtiğinde ne olduğunu anlama adına önemli bir gösterge. Tradition, evet, geleneğe bir bağlılık var ama gelenekle bazı ayrışan yerler var. Onu biraz genel bir ifade olarak söylemek istedim.
Bu kilisenin İngiltere'deki ismi, dünyadaki yani Church of England, İngiltere Anglikan Komünyonu. Fakat İngiltere'deki kilisenin neredeyse aynısı nerede var? Amerika'da var. Ona Episcopal Church diyoruz. Anglikan Kilisesi'nde bugünkü bazı bir iki problemine değinmek istiyorum. Şu anda batıdaki meseleleriyle Afrika'daki Anglikan Komünyonu'nda kiliseler arasında bir takım ayrımlar var. İşte bunların en önemlisi kadınların rahip ve episkopos olmasının önüne açılması gibi tartışmalar. Hakeza eşcinsellerin evliliklerinin kabul edilip edilmemesi tartışmalar. Afrika'daki Anglikan komünyonlarının tamamen karşı çıktığı konular bunlar. Şimdi burada nasıl bir durum var? Biraz önceki kiliseyle bir önceki kiliseyle bir yere bağlayalım. Şimdi Anglikan rahiplerinden bazıları Batı dünyasındaki Anglikan komünyonunun attığı adımları kabul etmek istemiyor. Ama Anglikanlıktan da vazgeçmek istemiyor. Bunlara Katolik Kilisesi'nin bir açılımı oldu. O yüzden yazdım. Catholic Outreach to Anglican Priests. Katolik Kilisesi şöyle bir belge yayınladı. Anglikanlar içerisinde, Anglikan rahipler içerisinde ben Anglikan geleneğine devam etmek istiyorum. Ama Anglikan Kilisesi şu anda attığı doktriner adımları kabul etmek istemiyorum. Katolik Kilisesi'nin orada durduğu duruşundan memnun deyip Katolik Kilisesi'ne iltihak etmenin önünü açtı. Bu biraz arada gerginliklere yol açtı ama böyle de bir tartışma var. Protestan kiliselere girelim. Protestan, şimdi Anglikanlar tam tırnak içerisinde the protestan değil. Çünkü protest dedikleri şey tamamen doktrin değil, tamamen inanç değildi. Yani dediğim gibi bir 8. Henry'nin yaşadığı bir gerginlik ama şu tabii ki bunu ihmal etmiyorum. Yani ona indirgemiyoruz, o kadar basitleştiremeyiz elbette. Zaten ülkesinde bir kaynama var. Yani birçok protestan grup çıkmaya başlamış. Sadece bir iki kelime söyleyeyim. Ben İtalya'ya şimdi söylemek istiyorum. Biz genelde reformla başlatıyoruz bu grupları ama mesela İtalya'da reform öncesi bir kilise var. Valdensian Church diye. Bunlar 1100'lü yılların sonundan beri yaşam mücadelesi veren. Hatta Katolik kilisesi ezildiği için Torino civarında böyle mağaralarda yaşayan bir protestan kilisesi. Luther, Zwingli ve Calvin. Bu üç ismi zihninizde tutmanızı istiyorum. Çünkü diğer şimdi aşağıdakilerin bazıları ondan etkilendi. Az işte efendim Presbiteryenlerin Calvin'e etkilendiğini görüyoruz. İskoçya'da işte Luther'in bugün Kuzey Avrupa'da gördüğümüz İskandinav milli kiliselerin yani işte İsveç, Norveç, Danimarka onları çok etkilediğini görüyoruz. Bazılarını mixed görüyoruz. Calvin ve Luther arası bir şeyler. Zwingli biliyorsunuz Zürih'te ortaya çıkan protestan düşünce. Bunlara ayrıntısına çok girmeyeceğim. Gruplara da çok birer kelimeyle söyleyeceğim. Fakat burada en temel nedir? Neye en çok itiraz ettiler? Her şeyden önce Katolik Kilisesi'nin Kitab-ı Mukaddesi, şöyle göstereyim. Kitab-ı Mukaddesi orijinali şeyde Latincesinden, yani az orijinali dediğimiz en hani redakte etmiş, hepsi de Yunanca, İbranice de değil. Septuagint kitabı var. Fakat işte Katolik'i kabul ettik. Latince'nin ruhban sınıfını biraz elinde olması. Fakat resimde gördüğünüz kendisi Katolik bir keşiş olan aslında Agustinyen bir keşiş olan Alman Martin Luther'in ve ona benzer birçok başka daha sonra düşünülmüş. Sola Scriptura. Sadece kutsal metin, yani ona yönelik protestanın asıl mevzu. Biz Katolik Kilisesi'nin gelenek daha ön plandadır. Papaların söylediği, konsüllerin söylediğiyle anlaşılır yerine. Hayır, biz açarız, okuruz doğrudan deyip işte malumuz Almanca çevrilmesi metnin. Ruhbanlığa karşı çıktılar. Yani bazıları biraz modifiye edilmiş şekilde ruhbanlığı kabul etse de yani bu evlenme yasağı tamamen ruhbanlığı ontolojik bir transformasyon görüp artık o episkopos ve rahiplerin insan ötesi bir şey haline gelmesi. Bu da bir küçük bir soru işaretle söylüyorum. Bazı protestan gruplar %100 bundan uzaklaşmadılar. Onu da söylemekte fayda var. Papa'nın otoritesine karşı çıkış. Bu zaten bildiğiniz gibi Luther özelinde 1510'da buraya yaptığı bir ziyaret var. Ondan sonra zaten bu fikirler daha da kızışıyor. O dönemki papayla olan zihinsel ve yaşantısıyla ilgili gördüğü problemlerinden dolayı. Ve özellikle protestan kilise gördüğümüz bir konuda Ortodoks kiliselerle ve Katoliklikle çok temelde duran Hazreti Meryem'e çok mühim bir yer verilmesinin. Ki o yüzden mesela konsüllerde
İznik'ten, Kadıköy'den bahsettim. İşte bir ayrım var. Protestan kiliselerin kabul etmediği, çoğunun kabul etmediği bir konsül var. O da Efes konsülü. Gene Anadolu olarak, üçü de Anadolu'da bir konsüllerin. 400 yılların başı. Efes konsülünde ise Hazreti Meryem'in nedir sıfatı, ne olmalı diye tartışıldığında ona Theotokos, Tanrı'nın annesi sıfatı verilip ve onun üzerine de çok daha fazla bir yüceltme tercih ediyor. İlk baştaki hep beraber kilise, sonra da Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi ayrılsa da bu devam ediyor. Protestan Kilise buna öyle bir karşı çıkıyorlar ki, mesela Hollanda'da daha önce Katolik olan bazı kiliselerin içerisinde kafası koparılmış Hazreti Meryem heykelleri görmek mümkün. İşte bu o dönemde reformda yapılan şeyler. Metodistler, Baptist, bu grupların çoğunluğu İngiltere'de ortaya çıkmış gruplar. Ben Metodistlerle bir süre Cambridge Üniversitesi yaşadım diye de enteresan bir grup olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tek tek anlatmayacağım. John Wesley ismi size yabancı gelecek, 1700 yıllar. Bunları şöyle bir yöntemle size anlatmak istiyorum. Bunların işte Katoliklikten nasıl çıkmışsa, diyelim ki Anglikanlık ayrışmışsa, bu kiliselerin ekserisi birbirinden ayrışma. Önce Anglikanlardan ayrışanları var. Sonra o ayrışandan başka bir ayrışan var. Yani buradaki mevzu böyle çok dallandılar, bu da bölündüler gibi değil de Protestanlığın verdiği bir imkan olduğunu. Çünkü neden? Yoruma açıklık var ve bir otoritenin, yani Katolik Kilisesi'nde olduğu gibi bir otoritenin vaaz ettiği bakış açısına mecbur olmama var. O yüzden öne açık bir ayrışma. Burada zikretmediğim Pentecostal en çok yayılan, özellikle Katolik dünyada çok yayılan Katolik Kilisesi rağmına o gruplar var. Onlara da karşılaşmış olabilirsiniz. Sadece yaşadığınız coğrafya ilgili söyleyeyim. Hani bu konu hep din üzerinden gittim ama mesela Kuzey İrlanda'ya gittiğinizde Belfast'ta görebileceğiniz şeyler birisi de şudur mesela. Yani kiliseler sadece dini anlamda örtüşmüyor bazen. Evet, Protestan kabul edilse de mesela Belfast'ta bir taraftan Metodistleri Katoliklerle daha iyi bir uyumda, daha iyi bir diyalogda görebilirken Presbiteryenleri çok daha sert bir çizgide görüyorsunuz. Zaten konuyu bilenler çok iyi biliyordur. Ben uzmanı değilim oradaki çatışmanın ama yani burada da kiliselerin sadece inanç noktası değil, bazı siyasal duruşları da var. Mesela özellikle işte Kuzey İrlanda örneğinde böyle bir taraf var. Adventist Kilise, Seventh Day Adventist Church, Baptist Kilisesi o doğar doğmaza baptizi kabul edilmeyen, şuurla baptizi kabul eden bir kilise. Seventh Day Adventist Church yeniden Hristiyanlığın Yahudi kökenlerini keşfetmeye çalışan, bundan dolayı pazar günü değil, Şabat, Cumartesi günü ibadet yapan, domuz eti yemeyen mesela bir grup. Seventh Day dediğinizde Şabat, yani yedinci gün anlamında. Ana akım kabul edilen gruplar, bunları da anlatmayacağım, bunları isim olarak vermek istiyorum. Quakers zaten gene İngiltere'den. Burada bu ismi tam yazdım. Gene mesela işte resmi isimleri bilmek de bazen hani sadece konumunda kabul anlamında değil, daha iyi anlamak adına. Bu kuru mesela bu kilisenin adı Religious Society of Friends ya da Friends Church diye geçiyor. Ama halk arasında biraz da Quakers diye geçiyor. İşte daha bu mütevazi hayatı işleyen bir grup. Burada inanç, bu gruplar ana akım kabul edilmenin sebebi İnanç noktasında biraz önce saydığım gruplardan ciddi ayrımları var. Ama dediğim gibi çok bunlar ayrıntı konular, girmek istemiyorum. Yehova şahitleri zaten o yüzden onları koydum. Her yerde karşılaşacağımız arkadaşlar. Yehova şahitleri Mormonların ayrıştıran bir tarafı şu biliyorsunuz. Yani daha sonradan gelen bazı vahiylere referans veriyorlar. Yani sadece İncil'lerle, Kitab-ı Mukaddes'le yetinmiyorlar. Yeni bir vahiy geldi. Mesela şöyle benzetme yapabiliriz diyelim ki. İslamiyet'in ilişkisi açısından bir tarafta Bahayilikle mukayese edebiliriz. Yeni bir vahiy geldi, yeni bir din oluştu gibi İslamiyet'ten biraz neşet etse de ya da işte Ahmedi Müslümanların da biliyorsunuz daha farklı bir yaklaşım var. O yüzden ana akım kabul edilmeyen diye öyle söyleyeyim. Yani bunu illaki çevirirken heterodoksiye çevirmeye lüzum yok ama yani mainstream kabul edilmeyen bir nevi. Bir de bu meşhur Salvation Army var. Zaten charity şeylerinden biliyorsunuz onları dükkanlarından. Yani bunlarla ilgili çok isim var. Protestanları yüzlercesini yazsak bitiremeyiz. Son konuya geleyim. Öyle bitiriyorum. Ekümenik hareket. Bu kadar ayrışmış, bu kadar farklılaşmış, bu kadar inançla ilgili ben ayrıntılara girmedim. Vaftizi farklı düşünen, o Eucharist, komünyonda ekmek ve şarap,
gerçekten Hazretin İsa'nın bedenine ve kanına dönüşüyora %100 tamamen inanan ve şarap olmazsa olman diğer çizgisinden ayda bir bunu yapıp sadece bu bir hatıradır, sadece biz burada bir anma töreni yapıyoruz diyene kadar çizgileri olan, işte Hazreti Meryem'den bahsettim, oruç konusunda, başka bir sürü konularda farklı farklı düşünceleri olan Hristiyanlar 19. yüzyılda pozitivizm, sekülerizm etkisiyle biraz daha birbirleri konuşmaya başlıyor. İlk konuşmalar. Sonra meşhur bir, ben bunu İtalyanca gibi yazmışım, Edinburgh neyse, Edinburgh konferansı var 1910'da. İlk defa gerçekten bir ekümenik hareket. Ekümenik hareket şudur. Ekümenik patrikhane ile ilgisi olmayan bir isim bu. Bazen karışıyor. Buradaki ekümenikten kastettiğimiz gene bir dünyayı kapsayan manası var. Ekümenik hareket, yani ecumenic movement, ecumenic dialogue diye bir şey duyduğumuzda şunu anlıyoruz. Bu bahsettiğimiz Hristiyan gruplar arasındaki diyalogdan bahsediyoruz. Daha sonra 1948'de bir önemli kurum kuruluyor Amsterdam'da, bugün merkez İsviçre'de. World Council of Churches, Katolik Kilisesi bir yerde, onun dışında bütün kiliselerin, Protestan ve Ortodoksları bir araya getirip çatı kuruluşu gibi bir çatı kuruluşu ama çok lüz bir şey. Yani böyle şey düşünmeyin. Yeni bir Vatikan falan asla değil. Sonra da 1962 Vatikan Konsülü'yle tam olarak bu işin içine Vatikan'da girmeyi kabul etti. Burada işte İncil'den bir ayet var burada. Herkes bir olacak, bir olsun şeklinde. Bu biraz çok bu unum sit çok kullanılan, omnes unum sit, bu çok kullanılan bir tabirdir ekümenik diyalogda. Yani buradaki şey şu, evet ayrıştık, parçalandık, bölündük ama gelin kardeşim, en başta söylediğim bazı umdeler vardı. Hazreti İsa'nın durumu, işte tesis ilerideki vesaire, çok ortak noktaları var. Hadi bunları bir kenara bırakalım, ayrıştığımız noktaları. Beraber acaba neler yapabiliriz? %100 anlaşılıyor mu? Hayır. Ortodoks Kilise bir tarih 1967, tarihi bir şeydir işte. İlk defa bir papa kalktı gitti, İstanbul'u ziyaret etti, 6. Pol. Ama 1963'te de zaten Kudüs'te buluşmuşlardı Patrik Athenagoras'la 6. Pol. İlk defa bir adım atıldı. Papa Francesco da biliyorsunuz 2014'te en son giden papa. O günden beri papalar büyük bir hürmet, tazim göstererek İstanbul'a gidip her vazifeye gelen papa 6. Pol'den beri 2. Jean Paul, 16. Benedikt ve Francesco mutlaka vazifeye geldiklerinin hemen bir sene sonrasında bir gelenek hale gelmiş İstanbul'a gidip orada bu ilişkileri yeniden güçlendiriyorlar. Bu da bir süreç. Bütün tek tek incelenmesi, Anglikan Katolik diyaloğu var, Ortodoks Katolik diyaloğu var. Hepsini bir arada yaptığı diyalog var. Bunlar da gene incelenecek mevzulardan birisi. Farklı Hristiyan gruplarla oturup kalkıp bir teşkil mesajı oldum. Evet. 22.04 ve ben burada resmi sözlerimi bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bayağı değerli bilgiler verdiniz. Bunlara tabii biraz hazmetmemiz gerekecek. Bir takım sorular geldi. Soru soramadığını söyleyen insanlar da var. Chat kısmının kapalı olduğu ile alakalı. Fakat bir kısım katılımcılar da soruları sorabiliyorlar. Evet. 9.30'da bitirmeyi planlıyoruz. Sizden ricamız sorulara böyle hızlı hızlı cevap verebilirsiniz. Mümkün mertebe çok soruya cevap vermiş olacağız. Okay. Tamam. Zamanımız yetmezse biz soruları size iletiriz. Eğer vaktiniz olur bize gönderirseniz biz bunları zaten paylaşırız. Tabii. İlk sorudan başlayayım. Şöyle bir soru var, temel bir soru. Bir Hristiyan için ibadet nedir? Bizde ibadet nedir? Namaz, oruç, dualar gibi. Halbuki herhangi bir ayinde İncil okunması dışında bütün her şey ritüellerden oluşuyor. Kişiyle yaratıcısı arasında çok bir şey bırakmıyor. İslamiyet'in aksine klerji olmasa neredeyse ibadet diye bir şey yok gibi diye bir soru var. Şimdi Hristiyan tabii çok genel bir kavram. Hristiyan ibadet var. İbadet çok yoğun uygulayanlar da var ama bazen işte farz-ı kifaye gibi, mesela Katolik dünyada ve Ortodokslarda farz-ı kifaye onlara yani farzmış gibi düşünen, sürekli manastırları yaşayan rahipler, keşişler var. Onlarla ben beraber de bulundum, kaldım. Şahsi şeye gireceğim dedim, vakit yetmedi. Presbiteryen, o da arkadaşım da oldu Roma'da. 3 ay bir presbiteryeni gece gündüz gözlemledim. Fırsatım olmadı anlatmaya. 7 kere ibadetleri var. Yani bunlar nedir? Mezmurlar okunuyor. Geceleyin 3.30'da kalkıyor bu insanlar. Oruçları var.
İşte full olarak bugün tabii sekülerleşmeyle bunların hepsini yaşadığını iddia etmiyoruz ama burada yani şunu ben davet ediyorum sizlere. Hristiyanlar diye bir şeye girmeyelim. Bu kadar bu konuyu anlattık da herhalde açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Tek tek o grupları aldığımız gibi içinde nasıl yaşanıyor diye bakalım. O Ökarist dediğimiz komünyon çok önemli bir ibadet. Onu yani o ritüel diye geçmeyelim. O ekmeği ağızlarına koyduklarına koyanlar için söylüyorum. Bizim secdeye atfettiğimiz şeyi atfediyorlar. Yani Allah'la en yakın olma anı olarak tanımlıyorlar. Bunun dışında cross önünde, çarmıh önünde, haç önünde 30 dakika, 40 dakika konsantre olup Hazreti İsa'nın yaşadıklarını düşünen, bununla ilgili tefekkür eden insanlar. Bu da bir ibadetleri. Bunun dışında başka ne tür ibadetleri var? Kendileri zikirleri var. Yani Hazreti Meryem'in ismini anarak çektiği tesbihler var. Bir göklerdeki babamız diye bir duaları var. Our Father in Heaven diye biliyorsunuz. Onu özel okuduk. Özür diliyorum, zamanlar var. Lectio Divina, kitap mukaddesi alıp, yani bu da Yahudi geleneğinden geliyor, Midraş'tan geliyor. Onu anlamaya çalışma, fehmetme, o da var. Yani ibadetlerle ilgili şey geniş Hristiyanlıkta ama tek tek bakmak lazım. Ama en mesela, yani somut olarak ibadet görme, gözlemleme ile ilgili dediğim gibi umumda var demiyorum ama bazen onlarla, benim tanıdığım bazı laik, yani laikten kastım dinsiz falan değil, ruhban olmayan, o ruhban sınıfıyla aynı saatte o duaları yapmaya çalışan insanlarla ben tanıştım. Fakat bunu yani full-fledged olarak 7 kere yapan insanlar var. Gece 3.30'da kalkıp geceye kadar yapanlar var. Yani ibadetlerin değişik versiyonları var. Tekrar son şunu söyleyeyim. Sekülerizasyonla beraber tabii uzaklaşma var mıdır? Vardır. Haftada bir pazar günü bile gitmeyen birçok Hristiyan var mıdır? Vardır. Bunu da tabii ihmal etmiyorum söylerken. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki soru, bahsi geçen dört ana mezhebin inanç esasları açısından bir farklılığı var mıdır? Kısaca değinebilir misiniz? Biraz bahsetmeye çalıştım. Yani ortaklıklarını söyledim. Farklılıkları şu, mesela en başta tesis inancına gelelim. Tesis inancı Katoliklerde bu meşhur bir Latince ifade filio quo diye. Şimdi bu baba, oğul, kutsal ruh Katoliklere göre nasıl bir arada ilişki var diye düşündükleri vakit işte. Kutsal ruhun baba ve oğuldan neşet ettiği, baba ve oğul arasındaki interaksiyondan neşet ettiği, filio quo ve oğuldan demek. Neden? Çünkü Ortodoks Kilisesi hayır. Ortodoks Kilisesi diyor ki babadan hem oğul hem kutsal ruh neşet etmiştir. Böyle bazı ayrımlar var. Şimdi Protestanlar olan çok büyük ayrımlar var. Anlatmaya çalıştım. Yani işte günah çıkarma müessesiyle ilgili büyük bir problem var. Çünkü günah çıkarma Katoliklerde sakrament dediğimiz çok temel akidelerden birisi. Protestanların çoğunda bu olmayan, kabul edilmeyen bir şey. Daha o ekmek ve şarabın, yani biz tabii şu anda onların dünyasına girerek anlamaya çalışıyoruz. Onlar için çok önemli konular bunlar. Ekmek ve şarabın Hazreti İsa'nın bedenine ve kanına gerçekten dönüştüğüne inanma mevzu var. Katoliklerde, Ortodokslarda, Protestanlarda yok. Biraz önce söylediğim konular zannediyorum ama ekstradan hani en çok büyük böyle ayrımda yani çok teknik ayrıntılara girebiliriz. Teknik ayrıntılara girdiğimizde zaten her kiliseyi tek tek incelememiz lazım. Orada havarilerle olan ilişkiler, günaha bakış, günahın affedilmesiyle ilgili duruş, inancın önemli, işte amelin mi önemli olduğuyla ilgili mesela ayrıştırmalar, işte sadece inanç mı, yani Hazreti İsa Mesih deyip İsa Mesih tek kurtarıcıdır deyip de tamamen kurtulacağına inananlar var. Bunlar daha çok Protestanlar. Ama amelsiz olmaz diyenler var. Yani Katolikler, Ortodokslar ama bazı Protestanları amelsiz olmaz diyorlar. Bunlar temelde ayrıştıkları noktalar diyebiliriz. Şöyle birbirine benzer iki soru var. Birincisi, İslam'a bakış açısından en Müslümanlara daha yakın olan bir mezhep var mı? Artı evanceliklerin veya evangelizmin İslam'a bakışı nasıl? Şimdi en yakın olarak resmi metinler açısından derse Katolik Lisesi. Çünkü Katolik Lisesi'nin resmi bir duruşu var. Şimdi diyelim ki bir Anglikan müthiş Müslümanlara yakın olabilir ya da işte bir Ortodoks diyebilir ki ben kabul ediyorum, peygamberi de kabul ediyorum. Yani şahıs olarak çok yakın. Anglikan Kilisesi'ne büyük yakınlığı var. Yani Anglikan Kilisesi özellikle hani İngiltere'den bahsede söyleyeyim.
Anglikan Kilisesi'nin Lambeth Palace'ın, biraz önce Archbishop Canterbury'nin çok bu konuda özel çalışmalar var. Building Bridges diye Müslümanlar ve Hristiyanlar bir hafta entelektüel düzeyde toplantılar var. Ve tabii İngiltere'nin İslam dünyası ilişkisinden dolayı da hususi bir hukuku var. Zaten geçmiş görmüşsünüzdür. Yani yakın zamanlarda da eserin imamı kraliçeyle buluştuğunda yanında geri Archbishop Canterbury vardı. Resimlerde dikkatinizden kaçmamıştır. Yani oradaki diyalog kuran da anahtar kişi gene kendisi. Fakat Katolik Kilisesi'nin 1965 yani Second Vatican Council'de bitiminde koyduğu Nostra Aetate belgesiyle açık bir şekilde ve ondan daha önemli olan Dogmatic Constitution aynı konsülün Lumen Gentium diye yani halkın ışığı diye bir belgede çok net bir şekilde yakınlık ortaya koymuştur. Bu belge diyor ki Lumen Gentium Katolik Kilisesi'nin Müslümanları kurtuluş, Allah'ın kurtarma planının bir parçası gördüğünü söylüyor. Yani şöyle düşünün, o tarihe kadar Katolik Kilisesi içerisinde vaftiz olmayan herkesi tekfir eden, kilisenin dışındaki herkes cehenneme gidecektir diyen bir yaklaşımdan böyle bir tarafa, buna Kopernik devrimi diyorlar teolojide, Katolik teolojisinde, Müslümanlarla ilgili söylediği çok teknik önemli bir ifade var. Hazreti İbrahim'in tek bir Allah inancına gidip bakın, bütün internette, bütün dillerde var. Lumen Gentium yazamadım. Lumen Gentium 16 numara. Okursanız göreceksiniz. Orada diyor ki inancının bir parçası yani kurtuluş yani Plan of Salvation'ın bir parçası görür diyor. Yani bu çok önemli. Nostra Aetate denilen öteki belgede ise İslamiyet'in Hristiyanlık ortak doktrinine yer alıyor ve yapılabilecek ortak çalışmaları söylüyor. Evangelikler tabii biraz yani bu Evangelical Pentecostal kısmına giriyor. Bazen kelime karışıklığı var. Mesela siz Evangelische derseniz Almanca normal klasik protestanlar anlaşılır. Ama evet İngilizce'de evangelik dendiğinde anlaşılan bu yeni kiliseler, free church'ler. Şimdi Müslümanlarla ilgili özel bir diyalog gündemleri olmadığını görüyorduk şu ana kadar ama sonuç olarak onlar da giderek farklı coğrafyalarda gelişmeye başladıkça resmi olmayan bazı temasların, en formal temasların oluştuğunu görüyoruz. Ama bazıları çok sertler. Yani şöyle sertler çünkü diyelim ki Katoliklerin, Ortodoksların, Anglikanların tarihsel protestan kiliseleri, Müslümanlarla oturma kalkma, ortak yaşam kültürü oluşturabilmeyle ilgili dinler arası diyalog dediğimiz bir gündem varken evangelikler bir Müslümanı sadece Hristiyan yapılabilecek bir unsur olarak görme eğiliminde ve bir de maalesef 11 Eylül'ün gölgesinde bazen negatif bir bakış olabiliyor ama bazı evangelik o kadar büyük bir dünya ki gene ayırmak istiyorum. Hristiyanlar, işte Katolikler böyle demekten kaçınmamız gerekiyor. Hep içeriğine bakacağız ne var diye. Ama bazıların ben açıklayayım. Evangelik bazı preacher'ların, vaizlerin açıklamaları tabii ki İslamiyet'le ilgili ürpertici ama bazılarını sonuç olarak bu kadar yani bir kez daha virüsün bizi hatırlattığı global köy olmuş bu dünyada. İster istemez bir dirsek temasındalar Müslümanlar, evangelikler. Bir şekilde birbirleriyle daha fazla görüşecekler diye düşünüyorum. Easter'la alakalı bir takım sorular var. Ben biraz derleyeyim. Neyle alakalı? Easter. Easter, okay. Easter. Malumunuz şu an İngiltere'de ve Hristiyan, evet. İngiltere'de bir Easter dönemindeyiz. Evet. Bununla alakalı komşularımıza neler yapabiliriz? Yapacaksak ne zaman yapmalıyız? Artı kısaca Easter ne demek? Paskalya ile aynı anlama mı geliyor? Bununla alakalı böyle bir bilgi evet. Talep ediliyor. Easter, Ostern Almancası, Paskalya, Pasqua, Pak Fransızcası. Şimdi şöyle söyleyeyim ilk önce ne olduğunu. Çünkü hemen şu anda Salı günü başlıyor. Aslında bunlar birbirini buluyorlar zaten. Pesah var. Yani Pesah Yahudilerin bayramı biliyorsunuz. Passover. Şimdi bayram o bayram aslında. Hazreti İsa ve havarileri o kutsal perşembe dediğimiz, şimdi geliyor bu önümüzdeki perşembe işte o. O perşembede Pesah için Passover yemeği yerken orası işte basılıyor ve hikaye başlıyor. Şimdi Hazreti İsa ve havarileri Yahudiler bu Passover'ı kutluyorlardı. İşte Passover'a girmeyeyim şimdi. Yani o da Yahudi bayramı, onda bir şeyi var.
neden Passover, nereden geçiyorlar vesaire. Şimdi biz Hristiyanlara konusuna dönelim ama onu unutmayın yani. Bayram orada, isim oradan benzerliği var Passover'ın. Ha, Cermen dünyada Easter ve Ostern Almancası denmesi sebebi bu işte pagan dönemdeki bahar bayramları, yeniden doğuş, tabiatın yeniden doğması. Şimdi bu anlamı şu, Hazreti İsa, bu Hristiyanlık en büyük bayram bu. Noel değil en büyük bayram. En büyük bayram bu, Christmas değil, en büyük bayram bu. Çünkü Hazreti İsa'nın bu Passion of Christ filminden hatırlıyorum, Mel Gibson. Hazreti İsa'nın yaşadığı en temel unsurlar, hayatının sonuna doğru yaşadıkları yer. Hristiyan öldüğüne inanıyorlar, Müslümanlar gökyüzüne kaldı ama işte yeryüzündeki bu hayatının en son basamakları. Onları işte Monday, Thursday, sonra Good Friday, Kuzey İrlanda Barış Anlaşması'nın ismini de biliyorsunuz. Ondan sonrasında da Holy Saturday ve Easter Sunday var. Bu aslında üç gün, Triduum, üç kutsal gün diye geçiyor. Bu günler asıl önemli. Şu anda tabii bu korona olmasaydı gitmenizi ben tavsiye ederim. Burada ben İtalya'da her yer arkadaşa tavsiye ediyorum. Belli yerlere katılabilirsiniz, görebilirsiniz. Nasıl icra ediliyor bu inanç, bu inancın bu bayramı. Özellikle mesela Monday, Thursday çok enteresan gelebilir. Şimdi internetten bakmanızı tavsiye ediyorum. Ayak yıkama merasim var. Hazreti İsa'nın havalinin ayağını yıkadığı gibi tek tek 12 kişinin ayağını yıkıyor rahipler. Papa da yıkayacak. Her sene belki görüyorsunuzdur. Bir sene hapishaneye gidiyor, bir sene göçmenlerin ayağını yıkıyor. Ne yapılabilir? Ona gelelim. Yani temelinde bu. Hazreti İsa'nın işte tekrar söylüyorum. Havalileriyle buluşması, orada Romalı askerler tabii yakalanması, sonra itire kakıla, çarmıha gerilmeye götürülmesi, çarmıha gerilmesi, çarmıhta Hristiyan inancına göre vefat etmesi ve ondan sonra 3 gün sonra mezarını açıp gökyüzüne çıkması. Bütün bu neyi anlamaya çalışıyor Paska? Asıl yani buradaki espriyi ben söyleyeyim. Hani Hazreti İsa'nın kurtarıcı olması filan asıl temel istedikleri anlatmaya çalışan şey ama asıl mevzu bizim de anlayıp yakınlaşacağımız konu öldükten sonra dirilmeyi anlatan diriliş bayramı bu bayram. Yani Hristiyan inancında çünkü şöyle ifade ediyor. Ölümü üzerine geçmek, ölümü mağlup etmek anlamında anlaşılan bir bayram bu. Bu anlamda önemli. Şimdi ne yapılabilir? Yani inanç sahibi olduğunu düşündünüz. Çünkü özellikle İngiltere gibi toplumlarda çok büyük bir sekülerizasyon var. İnanç sahibi olduğunu düşündüğünüz insanlara bu Happy Easter mesajları, yani illaki burada konu tavşanlar, yumurtalar değil. Bunlar bu daha önceki kültürler ve sonra gelmiş bazı unsurlarla inanç sahibi insan ama toplumda bu tavşan, yumurta vesaireyle herkes üstü kabul gösteriyor. İnanmayanlar da. Ve bence çok güzel tabii ki bir kartla, bir telefonla, şu an zaten ziyaret etme imkanı yok. Happy Easter demek. Gerçekten ruhban sınıfından insanlarsa onların online belki şeylerini sormak, randevularını, kaçta yapıyorsunuz, seyredebilir miyiz? Sonra izlenimlerimizi paylaşmak anlamında güzel olabilir. İlgisini çekenler de bence internette bu konuyla ilgili bazı hani açıklamalar var. Nedir hani hakikaten Easter'da neler yaşanıyor? Kiliseler arasında büyük farklılıklar bazen olabiliyor ama 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde kutlanıyor. Teşekkürler. İki soru arka arkaya soruyorum. Birisinin herhalde cevabı basit olsa gerek. Bu Netflix'te yer alan iki Papa filmi ne kadar gerçeği yansıtıyor? İkinci soru da şöyle bir soru. Anglikan Kilisesi'nin Quaker ve Unitarianlara bakışları nasıl? Biraz Quaker'ların ve Unitarianların Müslümanlara kısmen yakın olmaları ile alakalı bir malumatınız var mı? Evet. Şimdi ilk soru şöyle iki Papa filmi. Şimdi benim yaşadığım döneme tekabül ediyor Roma'da. O yüzden ilginç bir film oldu benim için. Ben ikinci Jean Paul döneminde gelmiştim. Sonra birkaç ay sonra vefat etti. Orada bahsedilen papa seçimi falan hepsini bizzat yaşadım. İçinde tabii ki fantastik gibi bir fiction. Yani bu en büyük problem bu zaten biliyorsunuz. Ya bu fiction içerisinde filmin kurgusuna göre yapılmış bazı ilginç eklemeler var. Ben filmi kaliteli buluyorum ama tabii ki içerisinde bu özellikle iki papanın şahsi ilişkileri benim ulaşabildiğim kaynaklar ve izlenimlerim açısından bakacak olursam çok gerçeği yansıtan bir durum değil. Zannediyorum biraz film vesilesiyle
yani çatışmalı gösteren ortamın o kadar çatışmalı olmadığını ifade etmek adına bir iyimser yaklaşım olmuş. Mesela bir bilgi orada düzelteyim. Çok vahim bir bilgi o. Yani böyle ya sen bırakamazsın falan vesaire vazifeyi gibi böyle sürekli papa olacak Francis Benedict'e söylüyor. Yani bunun gerçekle alakası yok. Katolik Kilisesi'nin mevcut kilise hukuku kanunu kodeksinde bir madde vardır. Papalar kendi hür iradeleriyle kimsenin baskısı altında olmadan görevi bırakabilirler. Yani bu papanın 800 yıl sonra kullanmış olsa da bir önceki Celestino Quinto, 5. Celestino bunu kullanmış. Böyle bir problem yok. Yani hani yeni icat ettiği, kuralları ihlal ettiği bir durum yok. Hani böyle anormal yaptığı bir şey de yok. Evet, alışılmadık bir şey. Yani 8 asır yapılmış bir şey. Biraz tabii garip bir şey ama gayet kuralında yeri olan bir şey. Kanunda yeri olan bir şey. Bu diğer Quakers ve Unitarian Church. Evet, bunların tabii ki yaklaşımları benim şöyle bir bakış açım var. Müslümanlara yakınlar. Not only but also diyorum. Yani Müslümanlar gibi marjinalize bazen edilen grupların çoğuna yakınlar. Hatta Müslümanların imtihanı şöyle geliyor bazen. Bu kiliselerin yakın olduğu gruplara bazen Müslümanlar o kadar yakın olamıyorlar. Yani bu sıcaklığı görüyorlar ama bazen de bakıyorlar ki o sıcaklığı devam ettirmek için onların yakın olduğu bütün gruplara yakın olmaları gerekiyor. Anglikanlar genel itibariyle şu anki konumu söylüyorum. Geçmişi söylemiyorum. Anglikanlar şu an İngiltere'de Quakers, Unitarianlar'da dahil olmak üzere Hristiyanların çoğuyla yakın ilişkideler. Yani ben bunu Cambridge'de bizzat da gözlemledim. Çoğu duaları sene içerisinde beraber yapmaya çalışıyorlar. Bunun tabii en büyük etken, tekrar ediyorum, ağzımdan bu akşam çok duydunuz, sekülerleşme. Yani özellikle inanç sahibi insanların sayısının azalmasıyla beraber doktrinal problemlerden uzaklaşıp biraz daha ortak alanlar bulmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Yine iki soru sorayım. Bir anlamı, yani yaptığınız sunumdan çıkartılan bir anlamı. Hazreti İsa'nın Yahudilerin peygamberi, havarilerin Yahudi olduğu, Hazreti Meryem'in hakeza Yahudi olarak kabul ediliyor olması şeklinde bir anlamı oldu. Bunun aslı nedir? İkincisi, Roma'ya gelen havari Petrus ile Pavlus aynı kişi mi? Bu bir fact, biraz önce söyledim. Hazreti İsa, Hazreti Meryem, hava hepsi Yahudi. Yani bu üzere tartışma olan bir konu değil yani. Hazreti İsa sünnetli bir insandır. Bugün Risale sünnet olmasa da. Hazreti İsa, havariler ve Hazreti Meryem asla domuz yemezlerdi. Şabat'ta dua ederlerdi. Zaten Hazreti Meryem malumuz, bunlar hani Kur'an-ı Kerim'den de bildiğimiz şeyler. Hani illaki başka kaynaklara değil. Kur'an-ı Kerim Beni İsrail'e bir peygamber gönderildiğini söylüyor Hazreti İsa'nın. Onun tabii gene kuzeni Hazreti Yahya hakeza. Yani buradaki bilmiyorum. Hani bu cevabımız bu. Yahudiler. Ben bunu niye altını çizmek istedim? Katolik Kilisesi de mesela uzun yüzyıllarca bunu kabul ettiler. Olduğu halde bunu görmezden biraz gelme eğilimindeydi. 1965'lik bu değişimlerden birisi de özellikle Holokost sonrası gelişen teolojik yaklaşımlar, Shoah sonrası yani daha doğru kelimeyle, yani Yahudilere olan ön yargılı yaklaşımların, antisemitizmin arkasında kilisenin bazı doktrinlerinin de olduğu fark edilip yeni bir yaklaşım geliştirildi. Biraz önce Müslümanlara bahsettiğini söylediğim Nostra Aetate aslında ilk defa Yahudilerle ilişkileri düzeltmek için, Yahudilerle bir reconciliation yapmak için ortaya çıkmış bir belge aslında. Yani menşei o. Ve Katolik Kilisesi, Hristiyanlar genel olarak bunu Protestanlara dahil 20. yüzyılda tekrardan, yani İslamiyet'in zaten baştan beri söylediği Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in ve havarilerin Yahudi olduğu ve onları anlamak adına onların Yahudiliği üzerinden, mesela biraz önce ne dedim? Pesah bayramı. Hazreti İsa Paskalya bayramı falan kutlamıyor. Hazreti İsa Paskalya kutlama imkanı yok zaten. Çünkü onlar başına geldikten sonra böyle bir bayram ortaya çıkıyor. Hazreti İsa Yahudi bayramı kutluyor. Hazreti İsa orada bir kuzu kesiyorlar. Ekmek şaraptan bahsediyorlar da Pesah'ta, Passover'da kesilen bir kuzu var. Onu bugün Yahudiler halen nasıl kesiyorsa, yani bir kere de kesip, kanını boşaltıp, Allah adına kesip, bugün Yahudilerin yaptığı şeyleri yapıyordu. Onda bir şey yok. Diğer soruyu kaçırdım.
şey söyleyeyim. Ben biraz fazla uzak. Neydi bir de? Roma'ya gelen... Hayır, ikisi kilisiyle. ayrı. Bayramları aynı. 29 Haziran. Hep bunlar Saint Pierre, Saint Paul diye geçer. Paulus, yani Tarsuslu, bugün İçeri'nin ilçesi olan Tarsus'ta doğmuş olan Paulus, Hazreti İsa'yı görmemiştir. Fakat Hristiyan geleneğinde Hazreti İsa görmediği halde apostol, havari diye kabul edilir. İslamiyet'te böyle bir sıfatı yok. Ama Kitab-ı Mukaddes'in son kısmı olan, bu ilk Yeni Ahit'te Paulus'un mektupları çok önemlidir. Çok önemli Hristiyan doktrinlerini oluşturmuştur. Paulus'un da Petrus'un da Petrus gibi Roma'ya geldiği ve Roma'da onun da öldürüldüğü gelenekte yer almaktadır. Fakat ikisi ayrı ayrı şahıslardır. Hatta bir dönemde aralarında bir gerginlik olduğunda kaynaklardan biliyoruz ama ikisi beraber anılırlar. Yani Saint Pierre, Saint Paul şeklinde hep beraber anılır. İsim de Pierre Paolo diye isimler de vardır. Hep beraber anılan iki isimdir. Çünkü ikisi de Roma şehrine gelip Hazreti İsa mesajını yaymaya çalışmıştır. Bir soru daha var. Yani bunlar iki soru var. Birleştirip sorayım. Hristiyan bakış açısıyla Hristiyanlığın ve Hazreti İsa'nın gelme sebebinin ne olduğu düşünülüyor. Bizdeki gibi dinin bozulmasıyla alakalı bir gelişme. Öyleyse Yahudilerle iletişimine kadar etkilemiştir. Şimdi şöyle, yani Hristiyanların bakış açısı şu. Şimdi Hazreti İsa'ya Tanrı'nın oğlu ve hatta Tanrı'nın ta kendisi dedikleri için yani Hristiyan yaklaşımı Tanrı tarihin bu zamanında insanlığı kurtarmak adına ezelden beri, onların inancını söylüyorum, ezelden beri var olan bu varlığı, yani uklumu, çünkü Tanrı'nın bir parçası kabul ediyorlar bunu, ete kemiğe, kendisi ete kemiğe bürünüp yeryüzüne inip bir müdahalede bulundu. Ne anlamda? Bütün Hazreti Adem'den beri, işte bu original sin kavramı var biliyorsunuz. Özellikle Aziz Augustine'in daha elabore ettiği. Her insan Hazreti Adem'in günahıyla doğduğundan dolayı öyle inanıyorlar biliyorsunuz Hristiyanlar. O günahın tek temizlenmesi için olacak şey ete kemiğe bürünüp yeryüzüne inmiş Tanrı'nın, yani Tanrı'nın oğlu veya Tanrı'nın aynı anda kullanıyorlar. Tanrı'nın gelmesi ve burada acılar çekerek çarmıha gerilmesi bütün insanlığın affı için olmazsa olmaz şarttır düşünüyorlar. Bir gerginlik oluşturmuş mudur? Aslında Mesih beklentisi, yani bir sıfatla Mesih, Kristos. Yahudilerin beklediği bizzat Mesih. Fakat Yahudilerle bir problem var mı? Var. Özellikle Katolik Kilisesi'ni söylemedim. Katolik Kilisesi'nin 1965'ler önce Yahudilere özellikle hepsi değil, yani Katolik Kilisesi'nin bir doktrinde, bazen genelleştiriyoruz da, Deocide, Tanrı katili denmiştir. Hazreti İsa'nın çarmıhta gerilmesine, bugünkü İncil'lere göre o dönemki bir kısım Yahudiler sebep olduğu için. Bundan dolayı da yüzlerce yıl kiliselerde Yahudilere, siz bizim yeryüzüne gelmiş, ete kemiğe bürünmüş işte Tanrımıza, ya da işte herkesin Tanrısı öyle söylüyorlar, öldürdünüz onu. Ondan dolayı Latince Deocide, Tanrı katili. Bu tabii çok büyük düşmanlıkların ve antisemitizmin çok büyük köpürmesine yol açmış konulardan birisidir. Başka konular da var tabii gerginliklere yol açan. Özellikle işte bu eski ahit, yeni ahit arasındaki eski ahit kelime bile. Yani mesela bu ilk büyük kısma Yahudiler Hebrew Bible diyor, İbrani Kitap Mukaddesi. Hristiyanlar eski ahit. Niye eski? Yani artık Hazreti İsa geldi, o eski oldu falan gibi. Mesela diyelim ki açıyorsunuz, Leviticus kitabında domuzun yememesi gerektiği söyleniyor. Aynı kitabı evinde bulunduran Hristiyanlar, İncil bakış açısıyla, yeni ahit bakış açısıyla bakınca diyorlar ki, yok yiyebiliriz, o Yahudilere has bir durumdur diyorlar. Bu iki ahit arasındaki ilişkilerden tutun. Ama en temelde Hazreti İsa'nın başına gelenlerden yüzlerce yıl Yahudilerin sorumlu tutulması konusu tabii büyük gerginliklere ve yani bugün artık maalesef üzerinde çoğumuzun mutabık olduğu bir şey. 20. yüzyılda Avrupa'da olan Yahudilere karşı yaşanan soykırımında, vahşetinde tek nedeni değil ama antisemitik düşüncelerin temelinde maalesef bazı Hristiyan düşüncelerin de yer aldığını görüyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Normalde şu an itibariyle vaktimizi doldurduk ama baya bir soru var. Ben son bir iki soru sorup bitirmek istiyorum. Tamam. Belki birbirleriyle bağlantılı da olabilir. Sonra gönderebilirsiniz. Ben Size cevap vereceğim gönderebilirim varsa. de. Evet. Sekülerleşmeden bahsettiniz birkaç defa. Hristiyanlık dünyasında gençlerin dine bakışı ve dini yaşama ile alakalı genel durum ne seviyede? İnançlardan bir uzaklaşma mı var, yoksa daha çok bir dine yaklaşma mı var? Böyle bir soru var. İkincisi, yani şahsınızla alakalı bir soru. İtalya'da bulunuyorsunuz. Papalıkla belki, yani Roma ile Vatikan'la görüşüyorsunuz. Anlatacağınız bir anınız var mı bununla alakalı? Üçüncüsü, velilerin merak ettiği bir soru. Okullarda Hazreti İsa'nın doğuşu nasıl anlatılıyor? Bize benzer şekilde mi anlatılıyor? Bununla alakalı velilere bir tavsiyeniz olur mu? Yani Hristiyanlara nasıl anlatılıyor? Evet. Hazreti İsa'nın doğumu okullarda anlatılıyor. Evet. Şimdi şöyle, bu ondan mı başlayalım ya da sırayla gelelim. Şimdi sekülerleşme tabii ki çok etkiliyor Hristiyanlığı. Batı'daki Hristiyanlığı çok etkiliyor. Batı'daki Hristiyanların arasında evet kiliseye yani ben şimdi alalım din sosyolojisi. Bir din sosyolojisinde bazı parametrelerimiz var. Eskiden church goer der. Yani kiliseye gitme sayısına bakıyorduk sadece. Şimdi ona tam bakmıyoruz çünkü yeni parametreler girmeye başladı. Yani İngiltere'den gelen meslektaşımız var Grace Davey. Onun mutlaka buradaki çoğunu duymuş oldu. Çok önemli bir şeyi var. Tanımlaması var. Belonging without believing. Veya believing without belonging. Şimdi burada da bu ikisi arasında bir gitme gelmeler var. Yani aidiyet sahibi olup inanmama, inanıp aidiyet sahibi olmama. O yüzden farklı kategorilere bakıyoruz. Benim şimdi ben İtalya'da daha çok da bir saha çalışmalarım var ama benim gözlemim şu. Evet, kiliseye gitmelerde bir azalma var ama internet üzerinden olsun, başka non-church forumlarda buluşmalarla olsun yeni yeni açılımlar olduğunu görüyorum. Hele ki Afrika ve Asya'ya giderseniz Hristiyanlığın sayılarının arttığını görüyorsunuz. Yani bu şimdi global bakmamız lazım. Biz bazen çok Eurocentric, Avrupa merkezli bakıyoruz. Aa işte kiliseleri satıyorlar. Hollanda'da işte bilmem kilise cami olmuş, yok bar olmuş. Bilmem nerede İngiltere'de hepsini satışa çıkarmışlar falanca kiliseleri. Evet böyle şeyler var. Fakat global düzeyde bakarsanız Asya'da ve hatta ben size bir şey söyleyeyim. Kuzey Afrika'da, Müslüman çoğunluk olan Kuzey Afrika'da Protestanlığın ciddi bir artışı var. Bununla ilgili akademik çalışmalar yapıldı yeni. Yani burada Floransa'daki bazı profesörler bastılar bu kitabı. Evanjeliklerin ciddi ilerlemeleri var Kuzey Afrika'da Müslüman topluluklar arasında. Şimdi bu tabii global düzeyde bir artışı var. Fakat insanları şöyle değerlendirelim. Çok dinden uzaklaşan ben bir kesim görüyorum gençler arasında. Bir de böyle bazı gençlerden yaşadığı bazı sorunlardan dolayı, etrafta gördüğü kötü hikayelerden dolayı toplumsal hayatta dine dönen insanlar da görüyorum, görmüyorum değilim. Anlıyı en sona bırakayım. Üçüncü soruya gelelim. Hazreti İsa'nın İtalya'da, yani İtalya'da bütün din dersleri doğrudan Katolik Kilisesi'nin kontrolü altındadır. Bu farklı bir ülke. Her ülkede böyle değil mesela. Türkiye'de mesela din Diyanet değil de işte Milletin Bakanlığı belirliyor. Burada İtalyan Milletin Bakanlığı belirlemiyor din derslerinin içeriğini. Belirleyemez. Çünkü böyle bir anlaşma var Katolik Kilisesi İtalya Devleti arasında. O yüzden Katolik doktrinde neyse yani biyolojik bir babası olmadan Hazreti Meryem bakireyken hamile kalmasıyla Hazreti İsa doğmuştur. Bunu Protestanlar söylemedim orada ayrımları. Bu soru bunu açmış oldu. İyi oldu yani. Protestan büyük bir kısmı buna inanmıyor. Hazreti İsa'nın babası doğduğuna Protestanların çok büyük bir kısmı inanmamaktadır. Ama Katolikler ve Ortodokslar böyle inanmaktadır. İslamiyet de o yüzden çok yaklaştığı bir noktadır beraber. Yani Hazreti Meryem'in nasıl bir çocuk sahibi olduğu ile ilgili. Anılar çok var. Hangisini bilmiyorum. Bir tane çok yakınlarda aklıma gelen bir tane anlatayım. Bir tartışmaya yol açmıştı diye. Yakınlarda değil de 10 sene önce oldu ama yakınlarda mevzu oldu. 10 sene önce Orta Doğu'daki ülkelerin durumu Suriye krizi de düşünerek bir sinod, bir
uluslararası toplantı düzenlemişti Papa. Tabii ki Alman Papa Benedikt vardı. Orada da bir şey oldu. Açılış ayini oldu. Açılış ayinde Türkçe bir dua. Türkçe duada da bu coğrafyada laiklik ve din özgürlüğünün köklü yerle pozitif laiklik ifade buydu. Yerleşmesiyle ilgili beni de Türkçe duayı okumaya çağırdı. Büyük polemiğe yol açtı. Çünkü normalde ailenin içinde Katolik inancına sahip olmayan, mesela birisi konuşacaksa ayin biter. Sonra onu çağırırlar kürsüye, bir şey söylediler. Beni tam da ayinin içinde dua ettirdiler. Bundan dolayı çok büyük bir tartışma çıkmıştı. Bugün bir arkadaş onu hatırlattı. Vay işte bunu niye soktular buraya? Oysa beni Vatikan'ın bir yetkilisi özellikle çağırmış. Ben de sormuşum, bakın bir tereddüt ettiğim konu var bu konuda. Dedi ki biz onu öyle uygun gördük demişti. Benim için enteresan bir andı. Zannediyorum çok yaşanan bir şey değil. Daha önce de yaşanmış mıdır bilmiyorum. Yani öyle herhalde ya Türkçe bilen birisi şu anda bulamadılar. Önemli bir zamanda. Ben de öyle bir şeyin içerisinde, tarihi bir şey içerisinde yer almıştım. Böyle bir resimde var. Papa Benedikt arkada. Ben önde bir dua okuyorum o şekilde. Yani ben özellikle kendim için de sormuştum gitmeden önce. Sadece Katolik olma işinden dolayı değil. İçerikte dedim, inancımla örtüşmeyen bir şey varsa edemem dedim. Metni gönderdiler. Orta Doğu'daki ülkelerde din özgürlük ve pozitif laikliğin işte neşvu neva bulması ve devam etmesini diliyorum dedi dua. Ben de baktım tesis yok vesaire yok. O yüzden kabul etmiştim. Öyle bir anım var ama tabii anılar çok geniş. İnşallah bir gün kitaplara dönüşür. Kaç yıl çıkacak bilmiyorum ama vakti olursa o zaman artık okuruz. Çok teşekkür ediyoruz değerli vaktiniz için. Çok değerli bilgiler verdiniz. Yayını kaydettik. İsteyen katılımcılarla paylaşabiliriz. Sunumunuzu bize gönderme imkanı olursa sunumunuzu da paylaşmak isteriz. Sizin için bir mahsuru yoksa. Tekrar vaktiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sabrınız için akşam akşam. Bütün katılımcılara da hususen teşekkür ediyorum.